Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok mutluyum. Seni burada görmekten dolayı duyduğum onurun ve gururun ve şu an yapmakta olduğumuz şeyin bende yarattığı heyecan ve gerginliğin safhasını tarif etme olanağım yok. Biraz sonra bayılacağım. Bizden bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. 20 saniyelik bir konseptti bu. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bunu hiç belli etmiyordum Efe. İyi ki deklar ettin. Teşekkürler. İkincisi seni sanki ilk defa görüyormuş gibiyim. Çünkü hep bir karanlıkta, bir perdenin ardında duyduğum o sesin yüzü bu muymuş? Kabul et. Beni ceketli ve saçım fönlü görünce gözlerin doldu. Bir şey gerçekten oldu. Doldu. Fotoğrafını da çektim. Gerekli yerleri de ilettim annene. Mutlu oldun değil mi? Çok mutlu oldum. Gerçekten biz... Evet. Çok mutluyuz şu an. Gerçekten çok mutluyuz. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor. Çok heyecanlıyız. Delirme. Ben dün uyku uyumadım. Gerçekten çok heyecanlı. 3 gündür katatonik bir kriz geçiriyor gibiyim. Peki burada basit kaydedici olmadığı için birazcık tedirgin misin? Ya aşırı tedirginim. Keşke olsaydı. Ama soyut bir şey ya basit kaydedici bizim. Evet, sanki yine böyle öne doğru konuşmam gerekiyormuş ya, gibi. Ya ben bir bokluk çıkacak ve sesimiz çıkmıyor. Hani bir yerden bir sesler geliyor ama. Gibi garip şeyler hissediyorum. Ama ben biliyorsun halka mal olmuş. Halkıyla bütünleşmiş. Altını çiz, bunu vurgula, evet. Terennümünü evet. Her türlü koşulda gerçekleştirebilen bir modern çağ şamanısı olduğum için çok mutluyum. Ben de senin gibi bir modern çağ şamanıysa bu her ne demekse, beraber senelerdir bu programımızı yaptığımız için çok mutluyum. Artık insanlar da bunu görebilecek. İnanılmaz. Çok şükür ki. Dile geldik. Yani, şu ışığı yaktık yani. Şu ışık yandı. Bu ışık nasıl yandı? Biraz bunu da konuşalım diye ben biliyorsun bir. Buyurun, tabii izin, lütfen. Müsaade edersen. Notlarınız var galiba. Notlarım var, daha onlara girmiyorum bile. Yani tamam. Öyle söyleyeyim. Bundan bir zaman önce, belli bir zaman önce Zorlu PSM YouTube kanalı ekibi bizle biliyorsun iletişime geçti. Ulaştılar bize. Ulaştılar. Dediler ki bizim hali hazırda çok iyi giden bir YouTube kanalımız var. İbrahim Selim ile bu gece İbrahim Selim'in sunduğu Name Değer, İbo Show. Ve Gülin ile çok muhteşem program yaptılar. Bir masada oturduk. Her şey çok yolunda gidiyor ama biz adrenalin bağımlısıyız. Bizim birazcık heyecana, şüpheye ihtiyacımız şüpheye var. Şüpheye ihtiyacımız var. Biraz dosya. Biraz dosya açmaya ihtiyacımız var. Işığı yaktık biz. Biz de ışığı yaktık. Yok, böyle olmadı tabii ki. Aşağı yukarı böyle oldu. Yok yok. İbrahim Selim devam edemiyor. Bıraktı mesleği. Ben devam ediyorum. Kendisine de buradan bana bu yetki verildi. İbo'cum her şey için çok teşekkür ediyoruz. Emeklerin için. Yani buradan öğrenmek nasıl? Ya sana da bu nasip olmuş. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Belli olmaz. Yani gelip ben bizzat da söylemek istiyordum ama evet. Teşekkür ederim bana devrettiğin için her şeyi. Hani bir daha buraya giremiyorsun. Bu kadar yani, basit. Ay sen o kadar heyecanlısın ki ben o kadar heyecanlanamıyorum artık. Ben seni yeniyorum. Sen bence hepimiz adına heyecanlanıyorsun şu anda. Harika. Ya Terasunar olduk biz. Bu olduk. Bu ne demek? Yani inanılmaz bir şey. Alışacağız. Şu an ben böyle hani beyaz bir şeye koymuşlar beni ve hani ben hareket ettikçe harita açılıyor gibi hissediyorum ya. Oh, peki. Oh. Öksüremedim mi konuşuyorsunuz diye ben yine. Hazalcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Rahat rahat bir öksür kız. Allah'ım! Ya biz 3 yıldır, bu arada bildirmek lazım izleyiciye, biz 3 yıldır aslında önce podcast'in peşindeydik, ben bir konuk olsam, gelsem bir size diye. Ama çocuk bile doğurdum. Doğurdun, büyüttün, maşallah. Evet. O yüzden buna ilk programı kısmetmiş, çok mutlu. Ya ne kadar güzel oldu. Muhteşem oldu. Evet. Ben şunu da söylemek istiyorum, bugüne kadar bizim podcast'te hazırladığımız konukları biz sevmiyorduk. Onları. Hiçbirini seni bekliyorduk hep. Seni bekliyorduk. Hmm. Onlar bir hazırlıktı. Hani sana biz dosya gibi hani. Yakın da arkadaşlarımız aslında ama evet bozulmazlar o yüzden. Yani onlara da söyledik. Onları da söyledik. Yani programdan anlarım açıkçası. Yani anlarım. Dedik ki Hazan'ı bir arayabilir misiniz? Müsait mi? Bizim en büyük hedefimiz onu almak. Senin numaranı iste al. Ay doğurdun ettin falan derken o arada onları yani kaydetmiş bulunduk. Ben en son neyi hatırlıyorum biliyor musun? Şeyde modada ben böyle 8 haftalık filan hamileyken abi hadi ne zaman çocuğun cinsiyeti ne acaba filan diye konuşmamızı hatırlıyorum en son. Aynen aynen. Evet. Aynen bir 3 yıl sonra da çözdük. Ama yani yeterince bir stüdyo arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Ya beğendin değil mi? Olsun, çok güzel oldu ya. Işık olsun filan. Bu bana ilk evimdeki ışığımı hatırlattı. Bir duygulandım filan. Gerçekten? Evet. Bu mu? Ya, aynen böyle bir sorgu ışığı nedense evdeki ufacık masamız. Evet. Böyle din ve devlet işlerinin konuşulduğu kırmızı bir masam vardı. Onun tepesinde vardı bu. Arada böyle gerçekten çok önemli bir şey. Bize de uzak meseleler yani. Değil. Tabii tabii. Ya istediğin zaman tut, şey yapma. Kendine sakın... Öyle şeyler yapabilir miyim? Yapamam. Yaparsın. İstediğini yaparsın. Ya yani şöyle düşün. Biz hep buradaydık ve seni hep burada bekliyorduk zaten. Öyle yani düşün.
atıyorum. Benim de gönlüm sizi bekledi. 3 yıldır burada bekliyorduk. Hep bunu bekledim yani. Böyle böyle gitse inanılmaz olmaz mı? Olmaz. Allah'ım ne güzel geldi. Olmaz evet, değil mi? Allah var olmaz. Ama hoş geldin gerçekten. Ya hoş bulduk. Bu dosya benimse alabilir miyim? Lütfen. O çünkü o kadar heveslendim ki önümüzde duruyor senin. Böyle tamam. Ama sana böyle hani kuru kuru muhabbet. Tabii ki sabaha kadar muhabbet ederiz ama sana güzel sürprizlerimiz, güzel konularımız var. Korktum. Korktum değil mi? Gördüm yani ne demek istiyorsun? Bomba gibi konu ve konuklarla bir arada mıydın? Ona geldim. Ay bir kendine gelir misin artık? Muhteşem her şey şu. Muhteşem. Ya bu arada Efe gerçekten... Evet, söyle yaklaşık... şunu rahatlıkla. Anlatın şunu da geçsin şu muhabbet artık. Yaklaşık benden bir saattir ağlayacak, bayılacak ya da hani bilmiyorum başka... Hani öleceksen, hani bir kalp krizi yaşanacaksa ben böyle bir travma yaşamak istemiyorum ve gitmek istiyorum. O kadar geldik yani. Ben içeride sanatımı hazırlanıyorum. İçeride. Ruhumu doygunlaştırıyorum. Sürekli ilk konuğumuz tarafından ağlayacaksan kameraya çekeceğim. Ağlayacaksan herkese anlatacağım. Bütün programımı iptal edeceğim. Sonra hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Gitmeyeceğim. Hayatım boyunca bu anları anlatacağım. Ve galiba bayılacağım. Ve anlatacak. Öyle gözüküyor şu an. İyisin iyisin. Şu an çok iyisin. Biraz toparladım. Ama sen de bir minik bayılmayı temenni ettin o arada. Ya inşallah bayılırım ve hani. Ya bayılayım da rahatlayın ya. Evet evet. Öyle bir şey yaşadın sen de. Estağfurullah. Öyle şey olur mu? Ya efor. Canlarım. Dosyamı açıyorum. Şimdi Hazal'cığım. Evet. Biz podcast'tik biliyorsun. Biz bir podcast'ken milyonlar dile geldi. Kaç? Dünya nüfusu ne kadar? 8 milyar diye biliyorum ben. 8 milyar. En son 8 milyar civarıydı. 8 milyar. 6 milyarı dile geldi. Öyle söyleyeyim. 2 milyarı dinlemiyordu podcast'i. Alt dedi ki sizin bir defteriniz vardı. Biz bunu göremiyorduk. Bunun içinde çeşitli notlar, ne kelimeler, ne modern çarşamanlıkları, ne Meriç Aral'ın o eşsiz zihninden yayılan şeyler vardır. Biz bunu göremiyoruz. Aha da getirdim bu. İşte amel defteri. Bu. Bu. O buydu. Burada müsaadenizle size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Vereyim mi? Buyurun lütfen. Biz bunun için buradayız. Bu konuda çok rahat olun lütfen. Değil mi? Değil mi? Şiir okuma ama çok utanırım şiir. Şimdi hazırsanız ben başlıyorum artık. Maalesef şiir. Gözlerin akardı gözlerimden. Bir gece açardı yıldızımdan. Gibi bir hayır tabii ki. Şöyle. Kelimelerimiz var. Hı hı. Bununla ilgili ne düşüneceğinizi merak ediyorum. Başka dilde karşılığı olmayan. Evet. Okey. Bir kelime başka dilde tam bir karşılığı yok, açıklamasını yapabiliyoruz. Bunu ben şimdi size söyleyeceğim. Hı. Ne oldu, hoşunuza gitmedi mi? Yani çevirde kaybolan kelimeler gibi bir şey. Evet. Söyleyeceğim bunu, o kadar. Senin bir şey yapmana gerek yok. Hani onu yani şöyle olacak, kelimeyi benden söyleyecek. Benden bir beklentim varmış ve ben de öyle bir kelime söylemeliymişim gibi bakıyorsun bana. Çünkü böyle bir ne yapacağımı sen bilemedim. Sen getirmedin mi kelimeni? Kelime değil, ben başka... Evet, evet. Hayır dur, getirme tamam. Ben başka şeyler getirdim evet. Bu masaya. Başka türlü şeyler. Söyleyeceğim. Solastalji. Nordik gibi mi? Türkçeymiş bu arada. Aa ne evet. Bir daha söyle. Solastalji. Bunu bu arada Sadık... Solastalji. Evet. Bir Sadık bir Teras Noir dinleyicisi bize yolladı. Aa. Kesinlikle. Solasyum ve algos. Yani teselli ve acı kelimelerinin birleşimiymiş efendim. Evdeyken evi özlemek. Vaaay. Ne yüzündendik şu an? Çok fena. Çok iyiymiş ya. Böyle bir kelime vardı ve biz bilmiyorduk ha. Ya da biri buldu bilmiyorum yani. Ya da biri salladı ve sana biri yolladı. Biri salladı benim hoşuma gitti söyleyeyim dedim. Ve ya. Ağlayarak yazdım ya. Onu. Ya öyle olsa da çok tatlı. Birbirimize de solastalji yaşıyoruz demezmişiz gibi peki sanki. Peki mesela bu bir şey mi yani fiil değil. Yani nasıl fiil. Kullanılıyor cümle içinde mesela? Solastaljik oldum ben. Bunu böyle sallayınca şey mi oldu? Hiç hatırlamaya mı çalıştın? Bilmediğim bir şey. Biraz oldun galiba seni bugün, sen orada. Seni bugün solastaljik gördüm falan gibi. Ama hiç kullanımını da görmedim açık söyleyeyim şu ana kadar yani. Bu arada ya, eğer uydurulmuş bir kelimeyse de bence gayet. Benim başımın ya. Üstünde eri var çok kesinlikle. Hüzünlü. Bir tane daha var söyleyeyim mi? Söyle. Bu İngilizce redmancy. Seni çok seven birini karşılıklı olarak çok sevmek. Aa, güzelmiş. Oturup ağlayacağız. Öyle gidiyor şu ana kadar. Çok duygusal oldu. Hmm. Ne oldu buna? Bu da çok güzel. Bu İngilizce. Evet evet. Yok. İlkini ben biraz şey oldum. Evdeyken evi özlemek. Evdeyken evi özlemek çok iyi. Ondan ben... çıkamadım ben. Valla. Gerçekten evet. Evden çıktığım an evi özlüyorum. Size de oluyor mu öyle? Oluyor. Ya çok tuhaf bir şey. Mesela o kadar evde kaldık bilmem ne falan filan ama belki de o yüzden de daha çok alıştım yani evde kalmaya. Ha. Ama evden çıktığım an mutlaka böyle bir... Hani bir yere gitmem, bir şey yapmam falan bile gerekse ki yani öyle gerektiğince çıkıyorum zaten. Bu hemen şey oluyorum, ev falan oluyorum yani. Hemen dönesin mi geliyor?
Ya ev fikri beni heyecanlandırıp umutlandırıyor yani. Eve gitme. Yani ev fikri. Yani bir ev var orada ve hani oraya dönebileceğim fikri. Bir şey söyleyeceğim. Çeviride kaybolan kelimelerken kaybolan birkaç hareketten bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Çok kafam takılık. Hani artık yapamadığımız. Hani şey vardır ya klasik. Şu mu? Mesela bu bir. Bu iki şu zaten çok cam açma şeyi. Evet. Bir de şu abi yeni. Eskiden şöyle bir şey vardı. Hesap geldiğinde hatırla mesela bakıp iyiymiş ya. Yani çok ne kadar iyilik ama iyiymiş. Hani artık hesaplar şey ya hani ne kadar pahalı. Yani ailemin yanına mı taşınıyorum bu hesabı ödeyip? Hani yoksa biraz daha devam edelim. Çekiyorum. Hadi. Bir de şöyle oluyor zaten böyle hesap geliyor bakıyorsun ve uzun bir süre bakıyorum mesela ben. Böyle anlamlandırma süresi. Evet evet. Hani... Bir de böyle bir şeyle iç mi rahatlatma o ne bilmiyorum. Abi aslında dolar düşünce bir şey değil yani 40 dolar falan gibi. Ne demek abi içini mi rahatlatıyorsun? Mutlu olmaya mı çalışıyorsun? Evet. Ne demek bu? Biz o kadar de... da pahalı değil aslında. Ama sonra mutlu kalmasadan kalkınca yani o kadar doymadım bu arada. Ya. Hani hala biraz açım ya aslında. Hayır bir de bana şey oluyor ya. Hani şey hiç olmuyor artık. Abi burası iyiymiş buraya gelirim. Yani hep böyle ne yapsak yani hani böyle. Bunu nasıl çözelim? Bir de abi şey benim çok komiğime gidiyor ya. Bu ya hesap pahalı da gelse, az da gelse yemekleri söylerken ki hissinle alakasız oluyor ya. Çünkü az önce başka biriydin. Yani ıstakoz salatası mı? Tabii ki yeriz. Yani hani ne bileyim patlıcanla soteleyelim mi? Tabii ki falan. Sonra hesap gelince mutlaka şey oluyor ya. Bu arada emin miyiz hani bu? Evet yani ıstakoz salatası. Yedik mi biz bunu gerçekten? Evet yedin onu yani. Evet işte öyle oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Bir de bana şey hep çok ilginç gelir. Mesela yani çok saçma bir şey söyleyeceğim bu arada da. Mesela yemek yiyoruz ve yani acıkıyoruz. Hep böyle devam ediyor. Bu çok ilginç değil mi? Ve bayağı değil. Yani hiç değil. Keşke olsa. Sürekli yemek yani ben acık- kadar olur yani biri. Yemek. Yani ben kendi adıma istemezdim böyle olsun. Ama yani bana böyle program yapılıyor. Yemeğe gidiliyor. Hani yemek yiyeceğiz. Sonra yemek geçiyor, bir şey yedim mi? Yemedim. Yedim. Yiyorum falan. Ne yiyeceğim bugün falan. Hani peki size şu trip oluyor mu? Bana böyle çok küçüklüğünden beri olur bu. Bir yere giderken hele ki böyle hani eğlenceli geçmesi beklenen bir gece. Ne bileyim işte böyle okulun ilk günü. Evet. Böyle çok mutlu olacağımız bir şey olacağı beklentisi günlerinde giderken şeyi düşünürüm hep böyle. Bir daha hani gittiğim zaman ve her şey bittiğinde bugün tekrar buraya mı dönmek isteyeceğim heyecanla yoksa Allah benim belam versin hani tekrar başa alsak asla öyle yapmazdım mı diyeceğim. Ağlayacağım şu an gerçekten. Anladın mı hani gittim böyle. Şu an ben. Yani bu anı nasıl dönmek isteyeceğim sonrasında hep beni kötü mü bu ya ağlayacak mısın? Ağlama. Artık anlatacaksın. Telefonun da yanında. Ağlayacağım. Bana çok olur mu biliyor musun? Yani o anı yaşarken mi? Diyorsun? Evet yaşarken yani. Yani yaşarken ben sonra bu anı nasıl hatırlayacağım diye düşünmekle. Nasıl dönmek isteyeceğim bu noktaya? Yani işte. Atıyorum takside doğuma gidiyorum. İşte arabada doğuma gidiyorum. Hani tekrar bu ana böyle ay keşke baştan mı diyeceğim yoksa ilginç. Abi o anı bir daha asla yaşamak istedim. Geldiğime lanet olsun mu ne diyeceğim yani. Bir dakika ben böyle anlamamıştım baştan ama bence bu çok ilginç. Tam da böyle bu kelimemizi karşılayan bir şey var Türkçemizde. Falan. Yalan söylüyorsun. Ne? Şurama yazdıram o zaman diye. Bana mesela bununla ilgili şey hep yani şunu düşünürüm bu tarz şeylerle ilgili. Mesela diyelim doğuma gidiyorsun biz de yanında doğuma geliyoruz seninle falan ve gideceğiz ve bitecek yani o an orada kalacak biz onu bir şekilde evet hatırlayacağız ama artık o yok yani artık bir bebekle geri döneceğiz gibi bir şey hissediyorum ben yani o anki hissimizi bence sonradan anlıyoruz zaten. Anlatabildim mi? Anladım. Sonradan yerine koyuyorsun hakikaten gibi. Evet. Yerine oturuyor gibi. Yani yaşarken bunu nasıl hatırlayacağım diye düşünmüyorum galiba ama ilginçmiş bu. Ben bir soru hazırlamıştım Azal'a ama sormamın hiçbir anlamı kalmadı soru şu bir şey izlerken ne sıklıkla ağlarsın? Her zaman olarak. Her sıklıkta ağlarım. Ben çok ağlıyorum. Çok ağlıyorum. Her şeye ağlıyorum. Gerçekten. Mutluluğa daha çok üzünleniyorum. Başarıya falan böyle çok duygulanıyorum. Ya işte Amerika's Got Talent izleyip gerçekten 45 dakikaysa 45 dakika ağlıyorum. Abi yani. Orada da bazen kimler çıkıyor ya böyle bir çıkıyor. Bir Nessun Dorma söylüyor. Pol Pot vardı çok meşhur. Cep telefonu satıcısı inanılmaz. Pardon sen devam et. Yani öyle orada ben şeyde çok ağlıyorum bu arada. Atıyorum Anthony Hopkins yaşam boyu başarı ödülü alıyor. Oh onları zaten. Anthony Hopkins'in bir tane videosu vardı hatırlar mısınız? Onun bestelediği bir şeyi. Oo. Ay o ne videoydu ya. Evet. Valsini dinlerken. Peki Hazal. Charlie Chaplin'in bir bakışı var.
yaşam boyu bütün o şeylerden aforoz edildikten sonra geri çağrılıp böyle o yaşta bir yaşam boyu Oscar oluyor. Hmm. Orada bir bakışı var. Abi bayağı kapatıp ağladım. Yani. Ya öyle bir bakıyor ki bir de tuhaf, bizim görmeye alışık olmadığımız bir Oscar salonu arası. Daha kalabalık ve katlı matlı bir yer. Ay böyle ona gerçekten ne olur onu izleyin. Bir saat ben ağladım ona ben. O zaman buradan devam edelim. Bir sorum daha var. Vahe Kılıçarslan mı, Ozan Orhon mu? Neden? Ne için? Niye ya? Arkadaşlar 90'lara mı döndük? Bu programda böyle bir şey kesinlikle yoktu. Çok kötü bir sürpriz oldu. Teşekkürler efendim. Biz tekrar İbrahim Selim'le devam etmeye karar verdik. Kendine çok iyi bak. Ben sormak istedim sadece. İki benzer. Ozan Orhon benim komşumdu, o yüzden söyleyeyim. Ataköy'deyken onu söylemek istedim. Ya biz sadece. Senin geçmişinde ünlülerle yaşadığın şeyleri sürekli buna maruz kalmak zorunda mıyız Ozan kardeşim? İsmini vermek istemediğim bazı ilk aşkların. Yeri gelince onu da konuşuruz. Lütfen. Konuşuruz. Lütfen. Arkadaşlar burası o masa değil mi bu? Hani burası, hani o masa iş, o masa gibi. Yani hani çok da o masa demeyelim ya. Evet, yok İbrahim, ben devam ediyorum abi. Bence İbocuğum. Şimdi Hazal'cığım, senden biz biliyorsun bu bir sır değil, bir bilgi rica ettik. Evet, üç bilgi rica ettim ben de. Evet hani... Yedek miydi diyelim ki? Açıkçası dedim ki bir tane, üç tane getir dedim. Tamam, aynen. Evet. Bunlarla biz çok tanışmak istiyoruz bu bilgilerle. Biz de ama çok naif ve böyle ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Bir şey beklemiyoruz. Evet. Hani işte böyle uzayla, bilim falan, öyle beklentimiz yok. Yüksek bir beklentimiz olmasın yani. Sevinirim. Evet evet, yani hiç. Casual bir şey. Ay, iki tane çok yine gözlerimin dolduğu var. Bu bölüme ağlama duvarı mı desek? Yani niye sürekli ağlama duvarı? Çünkü bu da böyle ağlama, hüzünlendim ona ben. Ben şimdiden biraz bu da mı daha ya da mı hüzünlü? Ay, çok tatlı bir şey. Söyle bu. Canım, tamam hocam. Yani iki tanesi çok şey, üç bul dediğin için. Ben görev adamıyım, bana üç dedim. Ben üç tane böyle lop 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 yazdım geldim. Üçünü de söyle kız. Söyle yapıştı. Ve bir ilki, hiç bilmediğimiz bilgiler, hani böyle kendi alanın dışında böyle tuhaf bilgiler getir bana dedi Efe. Evet. Ben de en sevdiğim alem olan hayvanlar aleminden bir takım bilgiler getirdim. Uygunsa. Tabii. Çok uygun. Ya çok tatlı bir şey varmış. Fil yavruları. Evet. Böyle işte korktukları zaman kendilerini güvende hissetmediklerinde falan hortumlarını emiyorlarmış. Ya çok tatlı değil mi bu? Böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Orada bayağı şey, emzik kemer gibi. Buna ağlayacaksan telefonun yanında değil, ağlama. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Ya, çok tatlı değil mi bu? Çok tatlı bir bilgi. Ve sanki bu bilgi böyle hani çok önceden bilmemiz gereken bir bilgiymiş gibi de. Yani çok tanıdık böyle. Bebeklerin parmağını emmesi kadar hani bilmemiz gereken bir şeymiş gibi yani. Peki ama şimdi ne olursa olsun bu konuda hiçbirimiz bir şey değiliz. Ne değiliz? Ne denir? Uzman değiliz. Ama sen uzmancık diyetiyle girdiğin için ama bir değiliz. Konuda uzman olduğunu düşündüm bizim, ben seni şu an. Ama şu an... Ama bu bizim mesela uzmanları kızdıracağımız bir bilgi miydi? Ben Hazal'ın diğer bilgilerini de merak ediyorum. Toptan mı acaba bir şey yapalım? Yani ben Hazal'ın hangi bilgilerle geldiğini hepsini duymak istiyorum. Tamam, iyice hüngür hüngür ben ağlarken devam edeyim. Bunda ağlayabilirsin, ben buna çok ağladım. Tamam, diğerine geçiyorsun. Ay, çok ağlamadım ama içim çok ağladı yani, evet. Dıştan ağlamadı insanla. Evet. Çünkü ben böyle filmlerde de oyunlarda da yalnızlık... Beni hasta ediyor. Yani ben birisi yalnızsa yanına gitmek istiyorum. Ve böyle sarılalım falan istiyorum. Ama çok yalnızsa ben onunla yaşarım falan gibi şey. O bize gelsin. Bize gelsin, biz alalım falan. Abi bu şey var ya, Curiosity yolladık da uzaya. Her fırlatıldığı gün kendisine iyi ki doğduğunu şarkı söylüyor. Oğlum çok kötü ya. Çok sinirim bozuldu şu an gerçekten. Kendi kendine iyi ki doğduğun şarkı söylüyormuş Happy Birthday. Ha şey, kendi kendine. Her fırlatıldığı gün işte doğum günü. Kendi kendine orada uzayda kendine Curiosity öyle. Bakın soruyorum, Vahe mi Ozan mı? Gelin. Ay, Vahe Ozan. Vahe mi Ozan mı ya? Vahe ya. Beğenmediniz sorumu. Ben beğendim, Vahe ya. Vahe mi diyorsun? Vahe Vahe. Çünkü hiç görünmüyor. Ama ne için yani? Ya bilmiyorum, ne yapacağız? Sence bildiğim bir soru mu bu? Sence bu o kadar ciddi, bilir bilir soruyorsun ki kardeşim. Ciddi düşünüp üzerine düşünüp sorduğum bir soru olabilir mi bu? Hani ne sorayım, bunu sorayım. Vur üçüncüyü de vur, şu bölümü geçelim ben. Bu arada kendi kendine doğum günü şarkısını söylemek bence dünyanın en üzünlü şeylerinden biri. Çok sinirim bozuldu. Yapayalnız orada. Buna biraz benzer bir şey maalesef geldi benim böyle anım var. Gerçekten mi? Bir nokta, yani kaçıncı doğum günü hatırlamıyorum ama çok önemli bir maç var o gün, tamam mı? Ve böyle benim doğum günüm. Evet. Ve bütün aile evde doğum günümü kutlamak ve maçı izlemek için toplanmış ve
Bir noktada annem pastayı getirdi ama böyle o maçın o kadar yani heyecanlı bir anıydı ki muhtemelen ben kendimi masanın yani başında tek başıma pasta keserken bunu herkes maç izliyor. Yemin ederim çok kötü. Benim de kuzenim pasta yemişti ağzıyla abi, biliyor musun? Benim doğum günü pastam. Küçücük kız, bir şey de diyemiyorum. Geldi kesin. Ay, pasta böyle geldi. Ben elimde evet abi böyle yedi abi, tamam mı? Küçücük kız benden bir şey. Şekil ben falan da diyemiyorsun, tamam mı? Hani benim pastam, ben bir de vakur durmak zorundayım falan doğum günüm. Senin de böyle bir inancın var, vakur durmak zorundayım inancın. Ne yapayım abi küçücük, yani öyle hoşuna gitti yani durmadı yani böyle yiyerek ağzı şeklinde yol açıldı pasta. Ve iyi ki doğdun Efe'yi tünel kazarak yedi böyle abi. Benim de var. Of, üçüncüyü de söyle, ağlayacağız hep. Üçüncü herhalde. Çirkin abi, üçüncü. Ya ben şaşırdığım için aslında. Zürafalar kulaklarını dilleriyle temizliyorlarmış. Gerçekten bu çok iyiymiş. Nasıl olabilir? Evet, 40 santim dilleri varmış. Kulağı da çok uzakta değil biliyorsunuz. Öyle öyle bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Hazal hep gelse ve hayvanlar alemi diye ayrı bir bölümü mü olsa? Ben olur, şu an ben böyle bir... Ama yani bu kadar... Bir tane daha var mı söyleyeyim mi? Ama bunu zaten annem en komik tepki annem verdi. Başka... Keşke bunu hiç konuşmasak şu an. Keşke bu konuya hiç girmesek ama... Böyle bir oyunu var yani bir şekilde. Gireceğiz yani onu, galiba. Oraları da diliyle temizliyor ama evet. Kulaklarını da diliyle temizliyor. Temiz bir hayvan olduğu kesin kulaklarını temizlediğine göre bir kere. Zaten tabii, o kadar tabii. Yukarıda olup kirli bir hayvan olamazsın. Zirve çok yalnız çocuklar. Ne demek ya, ben en azından 3-4 bölüm çekeriz zannediyordum. Ve umudum vardı. Hani 3-4 tane çekeriz zannediyordum. Öyle bir umudum vardı. Yanlış mıyım? Ne? Zirve çok yanlış. Çocuklar abi zirveler bu, yalnızdır. Zürafa bunu en iyi bilen hayvandır. Niye ya? Boyu uzun değil. Boyu da değil, boynu. Boyu. Dolayısıyla boynu. Bilmiyorum. Mesela toynaklarını nasıl temizliyordur acaba? Boynunu, onu sormak evet. Arkadaşlar boynu var. Yani. Abi o kadar eğilebilen bir şey mi? Değil mi? Tabii ki eğilebilen. Sen şu boyla bir ne kadar eğilebilen. Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü oldu ya. Gözünüzün önüne hiç şey gelmiyor mu ya? Böyle roh diye böyle yere eğilmiş. Tabii benim evin oradaki zürafalara bakıyorum ben. Oradan alışıyorum ben. Benim evdeki Tony var. Tony zürafa. Biz belgesel izleriz. Caz bir de. Ben o yüzden. Hayır biraz açıldı ki iyi oldu. Ben başta kalp krizi geçirecektim bu programı. Evet. Evet. Evet ve çok of. Komikti. Yani tamam, inşallah tamam. Onlardan böyle doink 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 müzikli bir küçük bir oralarda çok fazla zoom mesela zoom, böyle zoom zoom in zoom out böyle böyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir formatımız var ama isterseniz siktir edin. Yani hani isterseniz devam edelim. Arkadaşlar benim bir önerim var. Evet. Bence bu zürafaların ayaklarındaki toynağı nasıl temizlikle ilgili, temizledikleriyle ilgili bir uzmana... Görüşü alalım. Çünkü biz genel olarak uzmanları hep çok kızdıran bir ekibiz. psikologları çok kızdırdık, çok cephe alındı bize. Ya biz her küstürdünüz türlü... Küstürdünüz diyebilir miyiz? Küstürdük. Tespitlerimizle, belli belirsiz... Büyük laflarımızla... Ama burada biz artık ciddi bir yerdeyiz. Ciddi evet. Bir oluşumun içerisindeyiz. İşimizi garantiye aldık. O yüzden Meriç şu an... Meriç'ciğim canlı bir telefon bağlantısıyla lütfen onurlandır bizi. Bunu hoparlöre bağlamayı planlıyoruz. Bakalım nasıl bakalım olacak. Bakalım ne olacak biz de bilmiyoruz. Uzmana soracak. Uzmanımıza soruyorum. Soruyu da duydu. Öyle bir daha soracağım mı üçünü birden? Üçünü birden sormayacağım. Ben sadece şeyi sormayı planlıyorum. Eğer sizin için de uygunsa... Tabii ki. Zürafaların... ayaklarını nasıl temizlediğine dair bir bilgisi var mıymış mesela? Toynak aynen. Dedim bir de o ayakları. Toynak evet. Dedim. Çünkü 80 milyon toynak. Ekran başında şu an nefesi tuttu. Zürafalar toynaklarını nasıl temizliyor? Böyle bir program bu. Kültür. Evet. Buyurun. Ben bunu sormak istiyorum. Umarım sesim ulaşmıştır. Fakat bunu şimdi yere nasıl bırakacağım ve oradan onu nasıl bağlayacağım? Bari bir şey çevirseydin. Bir tane numara çevir bari. Çok uzun sürüyor. Biri çevirsin. Hazal bir telefonu bir tutabilir misin? Sağ ol. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Yani... Sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. 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 Kesinlikle yetkili biri. Yetkili numarası. Aynen onu... Şimdi böyle bırakıyorum bu ses her yerden duyulacak. Evet. Uzmanımızı duydu diye sorumuzu düşünüyoruz. Cevabını alalım versin artık. Evet. Uzman her şeyin uzmanı. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Evet, merhabalar. Evet, buyurun. Hoş geldiniz Hazal Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son 5 dakika 15 saniye boyunca iki insanın... Pek bir fikirleri olmasa dahi bir konu hakkında konuşabildiklerine şahit olduk. Evet. Bunun için teşekkür ederiz. Ne demek? En sevdiğimiz şey. Teşekkür. Umarız sizi kırmamışızdır. Evet. Benim uzman olarak naçizane önerim hani harika oyuncularsınız. Belki böyle bilmediğiniz konular hakkında repliğimiz yok gibi düşünüp sadece kafa sallayabiliriz.
ters de birisi. Biz ağlayacağız galiba. Okey. Evet. O zor. Yok yok, ağlamayalım. Ama zaten uzmanların bizden hoşlanmadığını biliyorduk yani. O kadar karşımıza... Ya bir şey söyleyeceğim. Peki nasıl nasıl temizliyorlar? Bununla ilgili soruyoruz ya. Aslında bu benim pek uzmanlık alanım değil ama beni Google gibi görüp her konuyu bana sorduğunuz için teşekkür ederim. Yani sağ olun, benim de bir hayatım ya, bunun var. Bir cevabı bize gelen ya, bilgilerde, bize gelen bilgilerde burada bir uzman olduğu oldu yazıyor. Nasıl temizliyor? Her şeyi sorabileceğimiz söylendi. Boyunlarını eğebiliyorlar mı? Bari onu söyleyin ya. Boyunlarını eğebiliyorlar ama ayakta uyuyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ne alaka? Ne uzman hanım ya? Yani. Evet, ya uzmanlık alanım değil dedim ama bilgi almak istiyorsanız Victoria'nın 1385 sayfalık bir tezi var bu konuyla ilgili. Zürafalar ve ötesi. Wow. Belki tezi okuyabilirsiniz. Yani tabii benim bu tezi şu an size 3 dakikada özetlememi istemeniz de çok tatlı. Tezi şimdi okumayalım. Ya da istiyorsanız açayım ben okuyalım. Hani 2,5 saat bunu okuruz. İnanılmaz bir program olur. Evet. Ya ama şunu söyleyeyim zürafalarla ilgili. Evet, kalpleri yaklaşık olarak 11,5 kilo ağırlığındaymış. Yani koca yürekli hayvanlar diyebiliriz. Hanımefendi neden baştan böyle girmediniz? Bir şey soracağım. Arkadaşlar ben sordunuz. Evet. Yani zirve yalnızdır dedim size. Ve doğru kocaman bir kalp ister ve yalnızdır mı diyorsunuz? Evet. Aynen. Helal olsun. Tamam. Nasıl temizliyor onu bilmiyoruz sanırım. Bilen de yok. Arkadaşlar bu oyunu... O tezi şey yaparsanız... Yani... Kapat. Teşekkür ederim uzman hanım. Yani gerçekten eğilip de temizliyordur. Yani ben bunun bu kadar... Çünkü boynu çok uzun olduğu için. Evet. Başa mı döneceğiz? Yok. Boynu çok uzun olduğu için şimdi eğiliyordu. Verdiğim bilgileri bir de baştan böyle düşün. Şimdi bak. Şimdi kalbi 11 kilo olan bir hayvanın nasıl eğilip ayaklarını temizleyeceğini. Fikon'un en sevdiği hayvan zürafa. Gerçekten mi? Var mı zürafası? Var. Gerçekten mi? Her şeyi var. Zürafa harika bir hayvan. Şeyden çok hoşlanmadı ama yani. Vardı böyle kocaman zürafa peluş oyuncaklar falan. Onu çok şey yapmadı. İplemedi. Ama seviyor zürafa. Başka da seviyor. Ay ben onu çok seviyorum böyle. Ya gerçekten çok yumuş bir program. Çok sevgi dolu, sevgi. Ya sen ne yapalım, kalemini satmayalım bir de ağzına kardeşim. Ya ben biraz kaos istiyorum kaos ya. Kaos ve entrika istiyorum. Evet, kaos, entrika. Bir sürü sorun vardı benim. İbrahim Selim'i de İboş oldu ya aşağılama girişimim. Hayır, aşağılamıyorum. Onu yapıp ondan sonra sorduğun soru da Ozan Orhan'ın baykırıl çıkacak. Ya niye aşağılayayım? İboş çok komik bence. Bir tane soru hazırlamıştım. Sorayım mı Hazal'a? Hayır, sor lütfen. Çok light bir soru ama. İstediğin küçük, basit, çelebi soru. Ben her soruyu açık olarak geldim buraya Efe. Tamam. Bir toplumun kahramanı olarak görkemli bir yaşam mı, kahramanlara ihtiyaç duyulmayan bir toplumda huzurlu bir yaşam mı tercih edersin? Kahramanlara ihtiyaç duyulmayan huzurlu bir toplumda çok mutlu şekilde yaşayacağımı düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Bence. Evet. Hadi o zaman. Ben içtiğim suyumu gırtlağım kurdu bu arada. Hızlı içtim ki bak bu işim. Paylaşır mısın? Ha? Belki sana su sağlayabiliriz burada ya. Bir filin hortumunda. Benden su verdi. Yok mu biri? Ay Allah'ım ya. Şimdi bak süper olacağını düşündüğümüz. Kaos yarat madem öyle. Kaosun Allah'ı geliyor. Ne diyorsunuz? Şimdi. Peki. Kaos is a ladder geliyor şu an. Öyle hadi söyleyeyim. Hadi bakalım. Yine bir müthiş yepyeni bir konsept premierini yapacak az sonra. Evet bu arada bu doğru. İlk kez senle. Adı da Caption Contest. Meriç bunu bir Türkçe'ye çevirelim dedi ve öyle bıraktı, çevirmedi de. Hayır. Ne yapalım bunun Türkçesini? Hayır, caption contest deyince mesela ne anlaşıldığından emin olamadım. Eğer herkes aynı şeyi anlıyorsa ben bana söylendiğinde ilk etapta anlamamıştım çünkü. Bence söylemeyelim, setup kurulunca belli olsun bütün bunlar. Tamam. Setup'a? Tamam. Yani evet, dramatik evet bir arayışı var bu çocuğu ve bunu tatmin edelim. Edelim tabii ki. Ne yapalım zürafaların ağzını böyle... Ben ya arkadaşlar ben böyle biri değilim, ben bir modern çarşı. Biz böyle biri miyiz bana? Bize böyle biri muamelesi yapıyor. Bana da mı? Yani bize de mi? Hadi ben öyle bir insan olabilirim ama bu kadına bunu diyemezsin kardeşim. Bana nasıl cep alındı yine ya? Ben nasıl yalnız kalıyorum? Al çek. Beni buraya alışını sonra anlatacağım ben ama kendim paylaşımlarımı. Kendi programında mı? Kendi programımda anlatacağım. Tamam. Haftaya Hazal'ın programında burada gel. Hazal Noir. Hazal Noir. Çok iyi oldu. İsim de çalmış. Müthiş. Belki orada görüşürüz. Tamam, Caption Contest. Onu sadece biz biliriz. Onu sadece biz biliriz. Aynen öyle. Şimdi fark ettiysen bilmiyorum ki yanımızda şu an bir anda bir şey belirdi. Evet. Fark ettin değil mi? Ne ola ki? Birisi gibi de duruyor. Birisi var. Birini ayakta şöyle bekletiyormuşuz gibi duruyor şu an. Evet, evet. Ama biraz şöyle. Evet. Ve kırmadı bizi geldi. Vahye Kılıç Arslan. Çok andık bugün sağ olsun. Evet, buraya bağlamak için mi söylemiştin mükemmel? Hayır abi ben böyle planlar yapan sen biri değilim bir yani. Sen nasıl bir komedyen çıktın be? Şunu açacağım. Caption Contest'i dur bakalım. Böyle çekince düşerse çok iyi olacak ama bence kesin olmayacak ama...
Na 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 na. Ben yine karbonhidratlara boğulmuşum. Bir dakika. Şş, sakin ol. Şş, sakin. Sakin. Öyle hemen yorum yaparak, şakalar yaparak başına geleceklerin önüne geçmek triklerini biz biliriz, biz biliriz. Ben bunlarla yılmam Efe. Buyur. Bu arada gerçekten 12 yaşından beri oyunculuk yapamıyorum. Evet, birine. Yani bence bu artistik yapmayayım. Söyleyecek bir şey değil. Değil ama ben yine de yapacağım şimdi. Şöyle tam olarak bunun ne olduğuna göre bu benim sırt kaşıma cihazım. Açık konuşayım. Evet, bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bu, biz Efe'nin evinde ne zaman kayıt yapsak hep ortada olan o meşhur sırt kaşıma cihazı. Bu Efe'nin evinin baş köşesindedir her zaman. Daima vardır. Ama bunu biz bir pointer olarak da kullanabileceğimizi hükmettik ve kullanacağım. Tabii. Şimdi biz senin fark ettiğin üzere Instagram postlarından bir derleme yaptık. Bunlar yalan dolan değil. Bunlar biz bunları uydurmadık. Estağfurullah. Ben bunları bizzat kendim paylaştım. Evet. Ellerimle. O yüzden bize dava da açamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Biz bunları uydurduk. Bunların hepsi gerçek. Son derece yüksek bir oranı, beğenme oranı. Bu Hazal'cığım, biz ne yazdığınla ilgili bazı tahminlerde bulunacağız. Ama sen bize hissel olarak burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Melih Selçuk canımın içi benim. Hı hı. Adını Feriha koyduğumda biz kardeş oynadık. Gerçekten kendisi benim çok yakın arkadaşımdır. Çok seviyorsun. Çok seviyorum. Aynen. Ama bakışlarından görüyorum. Kesinlikle baksana. Aynen. Aynen. Çok seviyor. Bıktım da biraz. Yani şeyde bir keyifli bir arkadaşlık olsa da yıldım da kendisinden artık yıllar oldu. Bir de çok çalışıyormuşsunuz beraber. Evet yani evet anılar da çok filan öyle. Kesinlikle çok sevdiği bir rol arkadaşıyla değerli Hazal Kaya ilk konuğumuz sevgi dolu bir post koymuş ve buna da yaraşan bir caption. Kurtulamadıklarımızdan. Bu nasıl bir kontest? Biz hiçbir şey söylemedik ki. Tabii söylemedik değil mi? Tamam daha çok var. Söyleriz. Neyin kontesti lan? Hazal fotoğrafı anlattı. Aç. Ya bunu açtım ben işte. Ne demiş? Mesela tamam. Benim dikkatimi çeken şey şu. Bu fotoğraf ne kadar eski ki? Ne yukarıda 1,5 TL yazıyor. Bu ne demek? 1,5 TL'ye ne yiyor içiyor? Ne yiyorlar? Masada... Bakın arkadaşlar 1,5 TL'ye bayağı bir şey yeniyor. Mesela bak. Kusura bakmayın. Alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bir kere ben henüz Instagram asla bilmiyorum. Tabii. O dönemde ondan sonra işte burada ne bileyim sigara var. İşte asla göstermemem gereken bir takım hani yediğimin bilinmesini istemeyeceğim. Şeyler var. Bir şeyler var. Ondan sonra burası nereye? Bura nereye evet. Yani burası belli ki kendi gölgemden kendi şeyimi kurtarayım bir bakıyorum. Bir nasıl hastanedir yani hastane gibi bir set arasında bir kahvaltı mı edilmiş yani acaba? İki tane Sherlock'la birlikteyiz. Pastane yani bana sanki klinik gibi gelmişti burası yani ya bilmiyorum benim ama. En çok benim merak ettiğim şey bu tarafta gerçekten o yukarıda neden 1,5 TL yazıyor? Çaydırı. Ama neden o postta o var? İşte yani bu postta yani o kadar çok şey neden var ki yani? İşte daha var bunu geçelim. Buyurun. Tamam buyurun yani çok şey yaptınız. 85.740 beğenmesi varmış biz bunu aldığımızda. Sherlock bu fotoğraf gibi. İçin çok iyi bir beğenme yani muhteşem. Arkadaşlar bu fotoğraf için yani olacak iş değil yani bu bir yani bu incelenmesi gereken bir şey. Yani ben kontest kısmını tam anlayamamakla beraber buyurun devam edelim. Sen tahmin edecektin. Evet bunu yapamadım. Ben bir anda bir şaka patlatmak heyecandan şaka heyecanına. Bir de beni gaza getirdi onunla yapabilirsin yapamazsın gibi şeyler söyledi. Diğerine geçiyorum şu an. Ya konumuzu suçlama pek hoş olmadı ama tanıdım. Evet. Efe Tuncer'i orada görelim hemen. Ben tamam caption contest yapalım mı? Ne buyurun. Yazdı? Söylüyorum ben. Efe Tuncer'den sonra Türkiye'nin en iyi ikinci oyuncusu. Kusura bakma biraz güldüm. Benim iddiam mı? Bunu yazmıştır. Gülmüş gibi oldu. Sence ne yazmıştır? Yani bence böyle hani... yani sanki Ali burada bir işe başlıyor gibi. Pardon. Değiştiriyorum. Efe Tunçer'in veliahtı. Wow. Kendinle ilgili mütevazı fikirlerine istersen anlayarak dinleyin yazabilirsin ağlayarak. Tamam. Ben şöyle bir şey düşündüm. Evet. Sanki Ali burada bir işe hani bir sette başlıyor bir şey mi? Böyle bir hayırlı olsun sevgilim, canım aşkım falan gibi bir şey olabilir diye düşündüm. Biz ne yapalım açayım mı? Sonra sen yorum yaparsın. Bu sefer açamayacağım. Yani. Bu formatı ne? Kesinlikle daha bilmediğimiz için mesela Hazal'a da burada hiçbir şey söyletmiyorum. Hayır şimdi açacağız söyleyecek ya. Bak şimdi. Açacağız o onu yorumlayacak. Hadi aç. Hiç öyle şeyler değil. Ya. Seni çok seviyorum. Hep birlikte niceselerimiz olsun. İyi ki doğdun.
Buna ne denir ki şimdi? Ne desin kız? Tabii bir de Ali'nin o kadar az fotoğrafı var ki hayatta. Yani bu böyle gerçekten benim "Aa bu çok iyi fotoğraf" falan dediğim bunu bir fotoğraf olacak. Çok tatlı ve çok komik. Çok tatlı. Set fotoğrafçıları biliyorsun, ben muhatabım set fotoğrafçıları. Ali'nin fotoğrafı var mı? Ali'nin yollasanız bana Ali'nin fotoğrafı varsa falan diye. Gerçekten güzel fotoğraf. Onu da çok güzel buldu. Seni çok seviyoruz. Ay Ali. Çok seviyorum. Devam ediyorum. Lütfen buyurun. Aha. Aa, yine bir yemek masasındayız. Benimle. Şimdi bu konuyu bir konuşmak gerekiyor. Ama dikkatinizi çekerim. Bu sefer ama biraz daha elit. Evet. En azından bir yerlere doğru bir yol var. Havalı bir yer gibi. Tamam şimdi... da kardeşim neler yiyorsun burada yani? Hani bu nasıl bir menü? Anlatayım bu biraz da problem bir terapistim anlatayım. Yatayım şuraya biraz. Bunu biraz konuşalım işte, mı? Lütfen. Oralara gelelim. Evet, oralara. Ya tamam. Benim ben Antepliyim. Okey. Yemek Peki. yemeyi çok seviyorum. Ama yemeğin de böyle yağlısını, hamurlusunu falanını filanını seviyorum. Birçoklarımız gibi. Ve bir yandan da hipoglisemim var. Şeker hastasıyım da bir yandan. Yememem gerekiyor. Ama arada intihar ediyorum bu şekilde. Hem ruhum doyuyor, hem gözüm doyuyor filan. Evet. Bir de genelde işte ben bugün tek öğün yapacağım böyle şeyler yiyorsam filan diye ve böyle o öğün böyle öğün. Titreyerek gidiyorum. Açlıktan böyle menünün yarısını bunda yeriz değil mi ya? Yeriz, kalabalığız sonuçta filan. Yiyebiliyor musun hepsini? Yalan mı söyleyeyim, doğru mu söyleyeyim? yani dürüst mü olayım? İkisinin arasında bir şey söyle. Ya da ne demek istiyorsan onu söyle. Gerçekten arası yok Efe. Vallahi mi? Maalesef. Ne demiştir? Ben anladım. Evet. Cevabı anladık herhalde hepimiz yani. Hı-hı. Ya yiyorum hepsini yiyorum işte ya. İşte bunu yazmıştı. Hepsini yiyorum. Yiyorum hepsini yiyorum abi. Aslında bir şey de verdim. Ben de. Hadi ben de onu diyorum, öyle demiş olayım. Çünkü öyle değil. Kesinlikle ve... Kesinlikle değil. Aslında bir ipucu vermiştim. Olmadı. Alamadınız. Ay basıldım. Gerçekten inanılmaz bir kapsiyon. Yani her şey kapsiyon. Yani bakar mısın? I got busted. Hashtag. Ya. Muhteşem bir yine fotoğraf. Bakın yine kimler beğenmiş. Yine Efe'yle İbo. Muhteşem bir fotoğraf. Ya, harika fotoğraf. Bunu Ali'cim de şey burada. Yok. Bunu, eşit, bunu sadece sana şey olsun diye aldık. Burada gerçekten çok tatlı bu. Bu gerçekten. Doğuma giderken ben işte duygu karmaşası. Çok güzelmiş aynen. Gerçekten. Çok tatlı. Dur bakayım ne yazmışsın. Çok da duygusal bir şey muhtemelen. Harika bir şey. Bir dakika. Harika bir fotoğraf. Ya. Çok demin tatlı. Yaz. Aynısı. Aynısı. Bir yanlışlık olmuş. Arkadaşlar şey bu bir yana kaydırıp. Şey mi? Hayır. Bir dakika, bunu biz bir tribüt olarak aldık zaten. Ha, devam evet. ediyoruz. Çok tatlı. Şimdi tam da aynı duygusallıkla devam edeceğiniz fotoğraf geliyor. Hazır gelsin, mısınız? Gelsin, hadi. Ne şimdi? Kardeşim bunları kardeşim, biz... bravo. Helal olsun. 5 milyon mu? Ya bunu bana paylaştırmışlardır. Bunu ben kendim paylaşmış olamam. Bunu bana demişler ki Azra bak biz böyle, çünkü ben şu yazıyı oraya yazmayı da bilmem. Açık konuşayım. Yani hani bunu demişler ki Azra bunu koy. Çünkü ben belli ödemişler. Yani sene söyle bana. Sene? Kesmişsiniz neden Efe? Sene bayağı eski. Şu an senin 5 yılın olduğun yıl çok eski bir yılmış belli ki. Bunu bayağı aşağılara inip araştırıp bulmak zorunda kaldı ekibimiz. Çok büyük bir çünkü ekibimiz. Çünkü bu fotoğraf evet. da eski. Eski evet. Ama bu bir sabotajdır. Bunu kesiyoruz o yüzden. Burası olmuyor. Ben artık takipçi sayım da 100 milyon oldu şey falan. Yani gerçekten böyle bir şey görürseniz bilin ki bu ben değilim. Bu bana zorla yaptırılmış demekti. Buradan bir kamu hizmeti olarak. Yine karşımıza bir grup sosyal medyacıyı aldık. Bu peki programı. Sence kaç milyonda bir insan böyle bir şey paylaşmalı? Ya bilmiyorum. Yok, yani 5 milyonda mı paylaş? 5 milyonda ben var evin duvarına asarım. Her şeyi biliyorum. Paylaşmalı. Ben duvarıma alnıma 5 milyon arkadaşlar, yazarım. Arkadaşlar bu arada Facebook'ta 5 milyon. Diyorsun daha bir de yani. Evet şey Facebook. Onu yani bu ben Instagram olamaz. Gazetelere yani. İlan veririm öyle söyleyeyim. 5 milyon oldu çok diye. Ya, utanç verici değil mi ya? Değil. Helal hayır, olsun. Hayır ne utancı canım. Çok hepimiz... helal olsun. 5 milyon olduk. Herkese de. 5 milyon olduk. Hani bir de poz da şey herhalde falan gibi bir tatlı bir de bir herkese şey. Herkese de teşekkür et. Tatlı işte bir şey yazmışsın. Tamam canım ne güzel. Ben diyor bağlı mezarı. Bence yüzündeki ifade çok tatlı bu arada. Muhteşem. Teşekkür ederim. Harika ama... bir son yani son iki fotoğrafımız geliyor, hazır mısınız? Sinemim bozuyor. Hoppa! Ben hemen söyleyeyim ne yazdığını. Söyleyebilir miyim? Hemen adayım yani bir fikrim var. Türkiye'nin en iyi üçüncü oyuncusu yazdığını yalnız. Düşünüyorum. Evet. Onunla fotoğraf çektirdim. Seko için. Bir kere ben Seko ile ilgili asla bir şey söylemem. Gel abi burada bir sahne senin.
Öyle konuş. Bana konuşuyoruz. Bir kere yüzündeki kolajen miktarından anlıyoruz ki. Kardeşim koymuşsun, ne yapalım bunları? Bir şey söyleyeceğim. Götümüzden uydurmadık bunları ya. Estağfurullah. Ama bu benim böyle ikinci paylaştığım fotoğraf olabildiğin Instagram'da. Kaçsa kaç canım, ne yapalım yani? Lafımı çok bölüyorsun. Bu kadar sinirleri var. Bir kere. Ve sakin. Çok küçük yani, Serkan yeni doğmuş biliyorsun burada. Daha yeni ya, katılmış aramıza. Burada galiba Serkan'ın doğum gününü kutlamak. Hayır bu ne biliyor musun? İtirazım Var'ın gösterimi olacaktı festivalde. Ve böyle gerçekten ben o gün ölmek falan istedim. Çünkü hani festival, film, çok hani böyle işte onur ünlü falan beklenen de bir film itirazım var. Onun gösterimi günü bir röportaj sonrası bu. Çok şekermiş. Ben ağlamak üzereyim gerçekten bu. Ama çok tatlısın. İkimiz de çok zor durumdayız. Ne, sence ne yazmıştır? Ki, hiç fark etmez benim için ne yazdı. Önemli değil. Mutlu oldu. Mutlu oldu. Evet, bakayım. Serkan orada en iyi erkeği almıştı bir de. Tebrik ediyoruz. Bu festivalden. Kesinlikle tebrik ediyoruz şu an. Kendisine tebrik ediyoruz. Ne yazmıştı? Gerçi benim de hiçbir fikrim. Öleceğim ben falan yazmışımdır. Ne yazabilirim? Festival Meşlekler gösterimini yine bekliyoruz da. Biz. Biz. Aşkım hafif ya. Üzgün surat. Gerçekten Instagram'ı yeni kullanmaya başladım. Genel bir post. Evet. Arkadaşlar ben de yeni doğmuşum da yani. Ben de gözümü yeni açmışım. İyi ki doğduk yani. Bunları siliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Saçlarım mükemmel olmuş. Neyleri siliyor musun? Ya gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Abi çok güzel silme değil misin? Final fotoğrafı. Hiç fazla yani o konuya değinmedi. Ya çünkü saç bıktın saç bu artık. Bu arada biz bugün aynı giydik. Evet bu arada aynılar. Buna da bir şey yapmamız lazım. Aynılar. Evet. Hazır mısınız? Son fotoğraf. Çok heyecanlısın. Hadi hazırız. Aman Allah'ım. Bir şey söyleyeceğim. Bu nedir ya? Bu ne kadar ya tatlı bir yaratılıştır ya. Çok tatlı. Kaç yaşındasın burada? Bilmiyorum. Bak, hatırlar mısın? Bilmiyorum. Herhalde 5 falan mı? 5-6 falan. 5-6? Evet. Daha ya küçüksün ya. Tarzı bakar mısınız? Kolyesi yine. Hırkası. Kolyeleri muhteşem evet. Muhteşem ya. Ya bir de o zaman şimdi öyle bir özgüvenim yok mesela. O zaman şey. Şimdi ben kendim giyeceğim, kimse bana hiçbir şey giydiremez. Bunlar bayağı bana ait yani, o kolye, o hırka, yani kimsenin bana bir şey giydirebildiği yok o zaman. Hep sarı giymek istiyordum, niye ya acaba? Evet, sarıya takıktım böyle. Enteresan. Çocuk şimdi rengi aslında seviyorum. Evet. Aradaki yıllarda hiç giymedim mesela. Şimdi de tekrar giymeye başladım. Ya benim sarıyla ilgili travmam var, sarı kalemim vardı benim çok sevdiğim, onu bir yatayım mı? Bu şekil mi? Hayır, havalı böyle. O zaman daha da havalıydı onlar, böyle simsiyah, üstü sarı bir kalemim vardı. Onu kırmışlardı. Ben de kranın koluna sırdığım için disipline gitmiştim. Sarı hep böyle şeydir. Bunu yapan bu kişi mi? Bu tatlı? Evet. Bunu bu kalem için kolu sıran bu yani. Bu var ya bu. Bu iki sınıf üstlere saldırıyor falan arada yani. Hani öyle böyle değil yani. Ne yazmıştır? Bu çocuk bayramı filandır. Ben bilemedim. Ben bir şey kutluyor evet. Bak ya gördüm ben. Ben de evet ısırdım, çok lezzetliydi gibi bir şey. Kalemimi geri ver olabilir. Hayır, en güzel bayram bu bayram. Herkese 23 Nisan kutlamış ya. Güzel fotoğrafla. Çok tatlı. Çok tatlı. Başka da yok böyle tatlı fotoğrafım. Hep eminim şey vardır. Kolu sırırken. Kendine bu kadar yüklenmenin hepsini izin bir vermeyeyim. De böyle şey. Hep böyle bir poz vermeyi seviyormuşum ben. Yanlış açı olduğunu düşündüğüm için muhtemelen bütün fotoğraflarda şey böyle filan diye böyle donmuş bir kare, çünkü yanlış yerden çekiyorsun filan gibi bir şey diyorum o sırada. Ben poz vermemiştim daha filan derken. Benim mesela çocukluk fotoğraflarımla ilgili tek şey şu, sadece kendimi şöyle çok güzel göründüğünü düşünüp bütün fotoğraflarda öyle poz veriyorum. Of, ben bunu biliyorum. Ya. Daha kötüsünü söyleyeyim mi sana? Hala yetişkinler de yapıyor bunu ama. Hayır böyle hala yapıyor işin bazen farkında ama olmadan. Ama sanki şey böyle o bana yapışmış böyle yapıyorum istemsiz. Ya birini de görmüşsündür ama. Kesin bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hazal Kaya çok buyurun. Teşekkür ederiz. Aa, biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Çok evet, teşekkür ederim. Onur duyduk, şeref verdin. Dosyan kapanmıştır. Bölüm anısına imzalarsan bizde sonsuza kadar kalacak. Beni dosyan kovdu mu? Biraz öyle gibi oldu ama yani hani bu arada yavaş dosyan yavaş kapanmıştır derken evet. Yani hani hadi kalemin artık kırılmıştır gibi bir çok şey de istedim. Çok da şey yapmayalım. Yani öyle mi gideceğim ben buraya? Bu kalemi kıracak mı? Burada bu kadar insanız. Artık imzala bu şey. Nereye imzalayacağım? Aşkım nereye istersen senden imzala. Korkuyorum şu an. Benim kalemimi falan kırmaya kalkıyorsun. Bana söyle nereye imzalayacağım? Bir şey söyleyeceğim. Biz ısırmazsın değil mi bunu? Isırmayacağım. Kalemimi kırmayasın bak ama. Kalemlerle ilgili hassasın. Tam Hazal Kaya'nın şöyle imzalıyor şu an. Bu böyle imzası ne? Tamam, bunu gerekli mercileri hemen şey yapalım. İmzasını da aldığımıza göre. Okay, bizim imzamız yok.
Bu bizim anımız olacak. Ya. Gerçekten buraya koyduk. Ay evet. Teşekkür ederiz Hazal. Ay ben teşekkür ederim. Hazal Kaya ilk konuydu Talas Noir'ın. Çok evet. Teşekkür ederiz. Gerçekten ben teşekkür ederim. Çok uğraştık. O da çok uğraştı bunu gerçekleştirebilmek için. İyi ki geldin. Ay iyi ki geldim evet. Çok teşekkürler. Beni bir daha çağırın sonra. Seni bir daha çağırırız. Seni çağırmak için biz ne kadar bekledik? Tabii ki çağırırız. Çok tabii ki çağırırız. Aynen. İnşallah 2027'deki ilk programda yine Hazal Kaya'yla. 2027'de yüzüm masadayız hala. Saçlar ağırmış. Hazal da geliyor. Hepimiz aşırı şişmanlamışız. Allah Allah. Doğru değil iptal dersen sevinirim. Doğru değil iptal. Doğru değil. Çok teşekkür ederiz o zaman. Kapatıyoruz gibi şu an. Kime teşekkür? Bize mi teşekkür ediyorsun? Genel ediyorum oğlum. Genel ediyorum teşekkür. Herkese buradaki ekibimize ilk programımız için. Hazal Kaya konuğumuzdu. Bu kadar Talas Noir'dan şimdilik. Teşekkür ederiz.